Eyvallah. Ben şunu söyleyeyim yani şunu Devam söyleyeceğim. Ediyorsun. Başakşehir değil. Bakın şimdi söyleyeceklerim Başakşehir ama mevzu Başakşehir değil. Brüj maçını hatırlayın. Brüj maçını hatırlayın. Stoper atlama. 50 metre ara pas verdi. Sol ön oyuncusu Elia 1-1 yaptı. Evet. Tamam. Sol ön oyuncusu Elia getirdi Mossoro'ya verdi. Mossoro 2-1 yaptı. Üçüncü golün kimin getirdiğini hatırlamıyorum. Atan Mossoro. Doğru mu? Doğru. Doğru. Buruj'un ikinci maçı. Klişi muhteşem bir orta yaptı. Bakın açın seyredin. Buruj 2-0. Başakşehir'in 2-0 kazandığı maç. Klişi'nin yaptığı orta Adebayor'un kafasına attığı top. Muhteşem bir orta. Adebayor golü attı. İkinci gol nasıl oldu? Hatırlamıyorum. Sen hatırlarsın düşün. Sevilla maçı. Visca. Kaysara getirdi. Verdi. Adebayor tuttu. Kaysara'ya verdi. Kaysara getirdi. Eli attı. Mossoro Visca arasında kalan topta da Visca vurdu. Gol attı. Doğru mu? Tamam. Artık yabancı yerli tartışmayalım. Heh, orayı açacaktım. Güzel girdin konuyu. Klişi'nin Adebayor'un kafasına attığı topu oraya Mehmet Battal'ı koyalım. Buraya da Ferhat'ı koyalım. Gelemez o top. Buraya Caner'i koyalım. Oraya Burak Yılmaz'ı koyalım. Bir ihtimal gelir. Bir ihtimal gelir. Gelir. Şunu söyleyeyim. Gelir. Aynısı gelir. Gelir. İkisi de o onu ortayı, Caner'i ortayı yapar. Burak da o golü atar. Ama zaten demek ki istisna. Mesele yabancı, yerli, Togolu, efendim Boşnak vesaire değil. Bu işleri geçelim mesela abi. Kalite, kalite. Klas. 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 Klişi'nin ortasını Ferhat yapamıyordu. Eren Albayrak yapamıyordu. Bir tane de 3 sol bekle oynadı adam. Alparslan Erdem. 3 sol ben 3'ü de yapamadı. Yani. İşte o biri yapıyor. Şimdi yapabilen var. Bir de yapamayanlar var. Konuşalım bunu Serdar abi. İşte girdim. Aynen öyle detaylı konuşalım. Dolayısıyla senin kalecinde milli takım kalecisi yerine Muslera olsaydı Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'di. O yandan gelen topu yemezdi diyorsun. Bir kere Buruş maçı zaten 3-3 bitmezdi. Tamam. İlk maçtaki golü yemezsin Sevilla maçında. İlk maçtaki. İkinci maçtaki iki golü de bir şey yapamazsın. Ama ilk maçtaki o sol bekin attığı golü yemezdi şey. Yağmurlu havada. Muslera. İyi bir kaleci. Ya. Daha iyi bir kaleci. Volkan iyi bir kaleci. Daha iyi bir kaleci yemezdi. Şunu söylüyorum. Şampiyonlar Ligi'nin küçük detayla kaçtı. Doğru. Küçük detay. Bir tane oyuncu abi. Bir tane oyuncu. Şeju sakatlanmasa belki o kadar pozisyon da vermezdi. Bilemem ama futbolun içinde var sakatlık. Var. Ama abi bak 1000 senedir biz kaleci gazlıyoruz. 1000 senedir. 1996'da bunu bilin. Sevgili futbol severler. 1996'da Fatih Terim'le Rasim Kara geldiklerinde milli takıma bir karar çıkarttılar. Dediler ki her takımın kaleci antrenörü olmak mecburiyeti var. Zorunluluğu var. Doğru mu? O günden sonra kaleci antrenörlüğü diye bir şey çıktı. Ondan evvel isteyen yapıyordu. Kimse de yapmıyordu. Türk kalecilerinde patlama yaşandı. Bütün takımların kalecisi Türktü. Bak bütün hepsinin. Türkiye'de 18 takımın 15-16 tanesinin kalecisi Türktü. Tamam. Şimdi 2-3 tanesinin kaldı. Demek ki artık kaleci bak gelmiyor alttan ya. Alttan geldi. Volkan geldi. Rüştü vardı. Rüştü'den sonra Volkan geldi. Babacan geldi. Babacan geldi. Serkan geldi. Kırıntılı var. İşte kırıntılı var. Ya birkaç tane böyle 10 tane falan zor sayarız. 1 milyon euroluk Ertuğrul'umuz var. Ama kardeşim. Bak, Berke geliyor şimdi Altınordu'dan. Avrupa'nın istediği. Onur'la Tolga'nın ikisi birden iyiydi. Adam gitti milli takıma. Alper Hoca. Bak tak diye düştüler. Doğru. İkisi de düştü yani. Kahveci Yavuz gitti. Fener'e kaleci gelmez oldu. Her gelen patlak çıktı. Ertuğrul patlak çıktı. Hani Mert Günok hepsinden iyiydi. Biz de öyle diyorduk. Jose Samba de vardı Beşiktaş'ta kaleci. Ufuk. Şimdi bir tane çocuk var genç Fener'de. Erten Ersoy vardı. Erten. Hepsinden yetenekli deniyordu. Ne oldu çocuk belli değil. Semih Yuvakuran'ın oğlu Beşiktaş'ta altı bir yaşında. Utku Yuvakuran. Utku var. Ama demek istediğim yetiştirici, oradaki adam, oradaki karar verici önemli. Yani şimdi herkes atlıyor. Mehmet Özdilek bu konuda bir şey söylemesi lazım. O adam bir tek Bulgar sol bek Minev'le 11 futbolcusu 10 futbolcusu
Türk takımla küme düştü abi Antalyaspor. Hani Türklere şans vermiyorsunuz var ya. Bir yabancı ile alalım. Bütün sezon. Abi şeye Ümit Bozkurt'a, Erman Güraçar'a 5 milyon dolar, öbürünü 6 milyon dolar, 11 milyon dolar para verdi Serdar Beşiktaş'a. Dur çok doğru bir şey söylüyor. Biz hep Serkan Aykut şeyleri, Tarıkları falan hatırlıyoruz. Serkan Aykut 7 milyon dolar, Bülent Akın 7 milyon dolar. Ümit Bozkurt 5, Erman 5, 6 öbürü 11 milyon dolar verdi Serdar. Herkes Tabata diyor, herkes haklı olarak Tarık Çamdal diyor da bir de o 2000'li yılların başları var. Serkan Aykut'a Galatasaray 7, Hacı için de Hacı'nın isteği de Bülent Akın'a 7 milyon dolar verdi Galatasaray. Jardel'e 9 milyon dolar para verirken. Hayır yani Türk oyuncuların cebi ekstradan dolsun diye yabancı kuralı değişmez ki. Yabancı kuralı diye bir şey de atalım Türkçeden ya. Yabancı ne demek abi? Dolayısıyla arkadaşlar Türkiye Ligi'ndeki kaliteyi yani. Türkiye Ligi'nde bugün Fenerbahçe'ye bakıyorsun abi. Diyorsun ki ya Valbuena falan olmasa bu takım şey yapamaz ya. Kaleye gidemez. Allah'tan takımda Valbuena var da işte Sikertel Mikertel idare ediyoruz falan diyorsun. Zevahir'i kurtarıyor yani. Yani sayıyorsun 3 tane sağdan say, 3 kişi soldan say, 4 kişi. Hepsi yabancı abi. Velhasıl. Selam olsun. Velhasıl. Şimdi Galatasaray'a bakıyorsun. Hadi Galatasaray işte oynuyordu abi Türklerle. Oynuyor şey mi istiyorsun Selçuk yani? Selçuk İnan'la. Selçuk Tolga göbeği mi istiyorsun? Selçuk İnan, Tolga Ciğerci. Onu istiyorsun yani. Şey. Yok abi Selçuk Tolga'ya gitme abi. Oynuyordu işte Hakan Balta, Selçuk, Kral Burak Yılmaz. Sabri. Sabri Reis, Emre Çolak. Semih Kaya. Bunlarla oynuyordu işte Beşiktaş'ta abi. Şimdi de oynuyor, o zaman da oynuyordu. O zaman hoca yiyorlardı. Snyder'da bir olup. 2008, şimdi adam yiyorlar. 2008-2009 Barış Ayhan Mustafa. Şimdi adam yiyorlar bak. Gökhan Emreciksin'e kaç para verildi Fenerbahçe? Gökhan Emreciksin ya evet ya. Ne abi oldu? Sercan Yıldırım 3,5 milyon euroya geldi Galatasaray'a. Bak bunları atlıyorsunuz. Herkese abi. Yiğit Gökoğlan diye bir transfer yaptı Galatasaray. 2,5 milyon euro verildi Galatasaray'dan Yiğit Gökoğlan için. Yiğit Gökoğlan diye futbolcu şu an nerede bilmiyorum ben. Bak biraz yorum okuyayım. Şimdi Murat Bey demiş ki yabancı sayısı çok arttı demiş. Avrupa liglerinde de Türk sayısı artsın. Bunu niye evet, düşünüyoruz? O da arttı bakın. Anla ben işte, bunu anlamıyorum işte. Türk sayısı arttı bakın. Emre Çolak Deportivo'ya gider miydi abi? Gidemezdi. Gitmezdi. Enes Ünal gider miydi Villarreal'e? Şimdi geri getirmeye çalışırdık. Cengiz Ünder 15 milyon euroya Roma'ya gitti ya. Ya daha ne isteyelim biz ya? Bundan daha güzel bir şey ne olabilir yani? Stoper ihraç ettik biz. Stoper. Bakmayın siz Fatih Terim kullanmıyor diye şey yapmayın. Bu çocuk yok saymayın. O Çağlar Söyüncü bizim bir tane Almanya liginde oynayan stoperimiz var hoca ya. Hoca da oynattı ya. Sen de şey yapmışsın. Ya oynattı da hani o birinci tercihi değildi yani. Dolayısıyla bizimkiler de yabancı ülkeye gitsin ama burada tabii şeyleri var abi, galerici abileri var. Çantacı kankaları var. Burada telefonla fatura işini halledersin. Biz de öyleyiz ya, biz de yap. Biz de öyleyiz. Bak biz de öyleyiz. Bizim de şimdi Türkiye'de biraz Allah şükür çevremiz var yani. E tabii. Bir iş çözmemiz gerekirse çözüyoruz yani. E bir de onlar ekstra olarak mesela dükkana gittiğinde futbolcu da çözüyor. Orada aman baba senden hesap mı alırız falan. Ya orada diyor. Çözmüyorsun abi. Ya hesap önemli değil. Onlar şey mesele mi? Değil yani. Önemli. Yani çünkü kral gibi davranılıyor burada. Tuncay anlatmıştı. Ben İngiltere'de Stoke'dan maçtan çıkıyorum. Hani orada bara kafeye gidiyoruz. Muhabbete başlıyoruz. Normal herkes hayatına devam ediyor. Burada vay baba hoş geldin. Çok büyüksün. Kralsın. Hesap mı alacağız? Buradaki davranış da farklı. İşte hayat yani, akışı farklı oluyor. O yüzden gitmiyorlar abi. Ama şimdi senin yerli futbolcuların birazcık artık şeyi değiştirecekler, kafayı değiştirecekler. Evet, arkadaşlar evet. Çok doğru söylüyor Serdar. O sözünü ettiğimiz işte Serkan Aykutlara, Bülent Akınlara 7-8 milyon euro dolar verildiği dönemlerde Tugay Kerimoğlu diye bir adam vardı. Ve sırf yetenekli ve başarılı ve sebatkar olduğu için evet. Gitti 10 yıl Premier Lig, 1 yıl İskoç Premier Lig'de. Biz de gurur duyduk yani. Niye? Oynayan oynuyor. Tabii. Büyük o. Yani yetenek, Tugay Kerimoğlu'nun cebindeki pasaportun ne kıymeti var? Ya bugün Trabzonspor yabancı santrifor arar mı abi? Arar mı? Burak var adam niye arasın yani? Volkan Atagün Instagram'dan yazmış. Türk oynatın diyor milli takım hocası demiş. Ben de diyorum ki Lucescu'ya. Manchester neymiş? Maçına gittiğinde İngiltere milli takım hocası 4'ten fazla İngiliz. Ona neymiş? Türkiye'de yabancı İngiliz yerli kuralı bugün mü çıkmış? Dün geldiği zaman 2,5 milyon euro imza attığı zaman Türkiye'deki yabancı kuralı başka mıymış? Ben o zaman Lucescu'ya bak abi. Ona ben neymiş? De bulurum bahane bak tekrar ediyorum. Ya bunlar en son benim milli takım hocası da yapacaklar. Federasyon başkanlığına. Ol yanındayız. Şimdi federasyon başkanlığına adayım da. Beni en son federasyon... Abi bahaneleri bırakın ya. Sen abi 11 sayarım hiçbir tanesi Türkiye'de oynamıyor. Ya sende Milan'da oynayan Hakan Çalhanoğlu var mı kardeşim? Var. Dortmund'un oyuncusu öyle böyle Inter'in istediği Emre Mor var mı? Var. Romalı Cengiz var mı? Freiburglu Çağlar var mı? Var. Şalkeli Kaan var mı? Kaan Ayhan var. Öbür bu Dortmund'a transfer oldu Ömer.
Var. Var. Kalecin Cenk Gönen öyle ya da böyle Türk kaleci. Orada. Şeyin ne derler onun adına? Emre var. Solu Bekin Inter'deydi. Inter transfer yaptı bu adamı sonuçta aldı yani. Sonra kendisi geldi ayrı mesele. Solu Bekin öyle. 11 çıkar. Sağ Bekin fena değil idare eder yani sağ bekleri. Bir tane sağ beki kimse kime koysa oynar. Kaan Ayhan'ı koy. Orta sahada dediğin gibi Hakan var. Arada Barcelona'dan sağ açığım var. Tabii. Trabzonspor gibi büyük bir takımda oynayan, daha önce de Galatasaray gibi büyük bir takımda oynayan. O arada da Çin'e transfer yapan bir tane santraforum var. Kimsenin adını anmadığı Gökdeniz Karadeniz var. Anladın mı? Yani ondan sonra oynarsın baba. Türk futbolu büyüyor, farkında değil kimse. Kesin doğru söylüyor. Ha Villarreal'le Enes'in var. Yunus Mallı'nın var. Adam her maç gol atıyor abi. Her maç gol atıyor Yunus Mallı. Aşağıdan gelen Kenan Karaman var. Şimdi o zaman var abi. Var yani. Baktım ya ayrıca ama. Yani. Biraz kafasını kullansa Romalı Salih olacaktı.